Günaydın sevgili dostlar, YouTube arkadaşlarımız. Bu sabah erken kalktık, yola çıkıyoruz. Keşan'a doğru gideceğiz. Size geçen videoda bahsettiğim 2,5 beygirlik motorumuzu satın almak için dün telefonla konuştum. Tamam abi gel, elimizde daha dediler. Gidip bakalım. Hiç kullanılmamış güya, bakalım nasıl bir şey. Göreceğiz. Uygunsa da alıp geleceğiz. Hadi o zaman bir arabaya gidelim bakalım. Hayırlısıyla. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü üstündeyiz. Navigasyondan baktık. Birinci köprü, ikinci köprü yolumuzu 1,5 saat, 2,5 saat falan uzatıyor. Biz de pamuk eller cebe deyip fiyatların çok fahiş olmasına rağmen dedik paramız, canımız daha tatlı paramızdan. Üçüncü yoldan gidelim. Rahat rahat yolculuk yapıyoruz ama tabii ki gerçekten herkesin bildiği gibi pahalı. Neyse ki dıştan takma motorumuz maliyeti biraz yüksek olacak. Yapacak bir şey yok. Onun üzerine de bir bardak soğuk su içeceğiz gibime geliyor. Evet arkadaşlar Keşan'a geldik. Hız kısıtlamaları var. Dikkat etmem gerekiyor. Radar koymuşlar. Canımızı yakmasınlar. Motor alacağız diye bile ceza ödemeyelim. Şimdi Keşan'a giriyoruz. Aşağıda büyük bir kavşak var. Oradan Çanakkale yoluna sapacağız. Çanakkale yolu üzerinde bizim gideceğimiz Necmettin Usta'nın dükkanı. Bakalım bulabileceğiz mi? Tarif üzerine gidiyorum. Herhalde buluruz diye düşünüyorum. Evet herhalde Necmettin Bey'in dükkanının oraya geldik. Tekneler orada asılı tepede. Demek ki burası Yelekli kardeşlerin yeri. Motorumuz buradaymış. Bakalım gidelim görelim kendisini. Evet motorumuz bu. 2.6 beygir Parsun. İfadelere göre hiç kullanılmamış ama bakacağız. Çalıştıracağız, test edeceğiz. Anladığımız kadar bilmiyoruz ama buradaki arkadaşlara da güvenimiz sonsuz. Kendisi motorun gayet iyi olduğunu söylüyor. Bakalım işimizi görecek herhalde. Önümüzdeki yıllarda bizimle arkadaşlık edecek. Evet motor uzun zamandır yattığı için sağa solu tozlu tabii. Buradaki kardeşim de diyor abi dur ya temizleyeyim de öyle çek diyor ama bizim için önemli olan motor gerçekten kullanılmamış gibi duruyor. Toz doğal olarak yatınca toz da oluyor demek ki. Neyse biraz sonra çalıştırınca göreceğiz. Çalıştırmayı mı deneyecek? Bir çay bardağı benzinle bu bir saat gider. Şimdi deposuna benzin koyuyoruz. Dediğim gibi bir çay bardağı benzinle bu böyle bir saat yolculuk yapar gibi gidiyor. Bizim o Honda'da 2.3 beygir o gerçekten öyle az bir şey koydu mu gidiyor. Çok bile koydum. Gücü taşıyacak diyorsun yani bu. Taşımayacak. Akıyor bir şeyler altında. Su, pompası. Ha tamam. Ne bileyim ben. Güzel geliyor.
çalışacak, ne yapacak? Bak burası ısrar ediyor bu düğmeden. Bundan da çalışıyor. Bu cikresi, yönetlerini çalışıyor. Bu korken, bu pandemide. Çalıştırılır. Evet. Honda bayisi. Bu motoru da bizim aldığımız motoru da bir arkadaşı almış. Hiç kullanmamış. Burada duruyormuş. Da satalım demişler. O şekilde biz de sahibi olduk. Evet, bagajımıza da koyduk. İnşallah eve gidesiye kadar da bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Tamam. Sağ salim koyduk. Çanakkale yolu üzerinde Çanakkale istikametine giderken hemen sağ tarafta zaten Yelekli kardeşlerin dükkanını göreceksiniz. Yoldan görünüyor, raf üstünde tekneler. Kendisi Honda ve Yamaha bayisi. Gayet iyi işler yapan, temiz düzgün bir adam. İşiniz düşerse de bizim de selamımızı söyleyerek herhalde başvurabilirsiniz. Biz gayet memnun kaldık. Gayet sıcak davrandılar. Ve doğru bilgileri bize aktardılar. Motorumuzu aldık. Şimdi eve doğru geri dönüş yoluna çıkacağız. Necmettin kardeşimiz de burada zaten kendisi. Evet, dönüş yolundayız. Şimdi tekrar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru yaklaşıyoruz. Tekrar 3. yolu seçtik. Kuzey Marmara Otoyolu'nu. Trafik öbür tarafta çok yoğun dedik. Tamam, verelim parasını, geçelim bari. En azından rahat yolculuk yapalım. Çünkü gittiğimiz yol 3,5 saat. Git gel 3,5. 7 saat. Bir de öbür tarafta 1-1,5 saat trafiğe takılırsak yani 10 saati bulacak. Ama hiç gerek yok. Hızlı bir şekilde gidip gelelim istedik. Paramıza geçer sözümüz. Aşağı yukarı bir herhalde bir 100 liraya yakın bir yol ücreti bizim oradan tuttu. Kınalı'ya kadar. Buna köprü dahil. Ama ne yapalım? Motoru da biraz daha pahalıya almış olduğumuzu düşünürüz. Olur biter. Yani bizim de motorumuz 200 lira daha pahalıya mal olmuş olacak. Can sağlığı. Can sağlığı. İnşallah problemsiz bir şekilde çalışır. Orada rahat çalıştı. Motoru aldığımız yerde bunun motor epeydir yattı. Zaten usta adamlar, bu işi yapan insanlar. Hemen karbüratörünü söktüler. Karbüratörünü temizlediler. İşte yağını kontrol ettiler. Tozunu falan aldılar, sildiler. Zaten motor çalışmamış, belli oluyor, görünüyor orada. Şimdiye kadar yağına da baktım, motor yağına. Daha yepyeni duruyor. Yani şimdiye kadar hiç çalıştı, su görmemiş. Bir iki defa o şeyin içine, deponun içinde çalıştırmışlar. İnşallah uzun süre bizde de problem yaratmadan çalışır. Gerçek, hani Parsun bir Honda değil, bir Mercury değil ama onlar da gayet iyi olduğunu söylüyor çevremdeki insanlar. Biz de kullanıp göreceğiz. Tecrübelerimizi sizinle paylaşırız. İnşallah sıkıntı yaşamadan bizi tekneden karaya, karadan tekneye götürüp getirir. Zaten kullanacağımız ne? Bazı gelen yorumlarda ya işte 2,5 beygir çok ufak değil mi? İşte tın tın gider. Ama arkadaşlar bir de şöyle düşünün. Ben bu motoru alacağım. Suyun üstünde ufacık şişme botun arkasına takacağım. Yani bu hafif olmalı. Yani
2,5 beygir, bunlar da en hafifleri. Bunlar bile 14-15, 16 kilo gelebiliyorlar. Yani bu benim aldığım motor 15 kilo geliyor. 15 kiloyu da kaldırıp o sallantı da o şişme botun arkasına takmak kolay bir şey değil. Düşürdünüz mü suya gitti. Kayıp. Veled dalin amin. Onun için hafif olmalı. Zaten gideceğimiz mesafe dediğim gibi tekne demirlediğimiz zaman en fazla 50 metre veyahut hadi varsayalım 100 metre dışarıya demirledik. 100 metre geleceğiz, 100 metre geri gideceğiz. Yani bununla dünya turu atacak halimiz yok. Onun için bunun ufak olması, ele kolay gelmesi, kaldırması kolay olan bir alet olmalı. Çünkü biz de artık yaşlı, ihtiyar ve emekli insanlarız. Böyle ağır motorları 10 beygir, 15 beygir buna hiç gerek yok. Biz yelkenciler olarak zaten sürat peşinde değiliz, keyif peşindeyiz. Bunu da burada belirtmek istedim. Merhabalar. Babamın bu girişi yapmadığına o kadar eminim ki yaptığı çekimlerde. O yüzden kanalıma hoş geldiniz demek istedim. Videonun ortasında dahi olsa. Güzel bir hafta sonu günündeyiz. Önceki görüntülerde de gördünüz zaten annemle babam Keşan'a giderek servis botumuzun, dingimizin, tenderımızın ne deniyorsa artık adını pek çok şekilde seslenen var botlarına. Onun motorunu aldılar. Babam zaten teknik özelliklerini açıklamıştır diye düşünüyorum önce kısımlarda. Açıklamadıysa da birazdan kendisi gelecek ve açıklamaya devam eder. Daha doğrusu açıklar başlar işte yani. Ondan sonra onu bekliyorum. O gelecek birazdan. O geldikten sonra da servis botumuzun motorunu takıp biraz deneyeceğiz burada. Ve seyre çıkabilirsek de seyre çık. Ben de babam gelene kadar şu yerde görmüş olduğunuz biraz pislikleri temizleyeyim diyorum. Bakalım şöyle bir adet Arap sabunum var. Bir adet de Turmepa genel yüzey temizleyicim var. Bunların ikisi de doğaya zararı olmadığı için ve burada yapacağım yıkamalar da benim denize akıp gideceği için sonuçta dikkat ediyoruz böyle şeylere. Zaten Marmara Denizi yeterince pis, daha fazla biz pisletmeyelim. Aynı zamanda bütün bunların cezası da var tabii ki. O yüzden biz de zarar vermeyecek ürünlerle tekne temizliğini yapalım diyoruz biraz. Bakalım. Hadi başlıyorum ben. Tam temizliğe başlıyordum ki babam geldi. Hemen gidelim ona yardım edelim. Nasıl yapacağız? Şimdi benim merak ettiğim oraya olacak mı? Nereye? Ha şuraya. Şu brakete. Bakalım. Bakalım olması lazım. Evet. Ben çekim yaptığım için yardım edemiyorum. Yoksa üşendiğimden falan değil yani. Zaten bunu tek başıma yapabilmem lazım. Şimdi ben şeyi, motoru bakalım. O braketin üstüne. Bence olur. Niye olmasın ki? Ha şu arası olacak mı diye bakıyorum da. Çok ağır mı? Vallahi senin kaldırabileceğini zannetmiyorum. 15-16 kilo. Baba güneş gözlüğün nerede ha? Arabada. Ne oldu? Bakalım bu sıkıştırabilecek mi? Bakalım. Bunu böyle buraya sabitlemek gerekiyor. Yoksa... Ne biliyor? Evet, gayet iyi oldu motorumuz. Parsun 2.6 beygir. Dikkatinizi çekerim, 2.5 değil. Hedeflerimizin üstünde. Çok üstünde. 2.6 beygir bir. Oldu işte mis gibi. Bak oradan değmiyor oraya. Değmiyor, değmeyecek zaten. Hı hı. Oldu mis gibi. Ha, bir de üstüne bir diğerlerinde olduğu gibi kıvırcık. Branda. İyi bir şey. Oldu mu? Bu da demek ki bizim işimizi görecek. 4 zamanlı 2.6 beygir
Parsun. Gerçekten de hiç suya girmemiş, çalıştırılmamış. En son işte evvelsi gün gidip almaya gittiğimde en son bir buçuk sene evvel o kazanın içinde çalıştırdıklarını birisine göstermek için söylediler. Onun haricinde öyle yatıyor 3-4 senedir. Baba gözlüğünü takar. Orada yatan bir tekne, bir motor. Harika. Birazdan deneriz zaten. Ya birazdan botumuzu da suya indirelim. Burada kenarda, kıyıda deneyelim. Şimdi bakalım servis botunu bağladığımız yerden sökeceğiz şimdi. Attığımız saçma sapan düğümlerle. O zamanlar tabii daha iz barçayı çok çözmemiştim. Çözeceğiz. Sonra bak arkasına takacağız motoru ve ne oluyor? Dur. Şu anahtarı alalım şuradan düşmesin. Ne anahtarı? Çalışma şeyi. He, onu bilmiyorum. Evet, motoru buradan alıyorum. Bunu da benim antrenman yapmam lazım nasıl yapacağımı. Oldukça ağır. Hani daha büyük motor al diyenlere duyurulur. Böyle 5,5-6 beygir bilmiyorum. Sürekli ben bunu zor kaldırıyorum. Onu nasıl kaldırırız? Şu kabloyu da taktın elektrik kablosunu buraya. Dur. Çekeceğim. Yani şimdi şu anda çok tehlikeli bir iş yapıyorum. İçine girip mi yapmak? Baba, içinde bunun su var. Bak. Neyin? Şu teknenin botun. Botun tabii indirirken girdi su. Ha, görmedim. Ya kenarı da aldı ya. Ha, ödüm koptu. Ya bunu yazın daha farklı yapacağız da. Şimdi. Ne? Nasıl yapacaksın yazın? Ya içine atlayacaksın. Mayo ayağında. Ayağında aynen. Ayakkabı yok. Daha rahatsın. Şimdi suya düşersek soğuk. Ya dur kesin suya düşeceğim. Baba şu anda. Dur. Oraya oturma istersen. Devrilirsin. İçine otur. Hayır, içine oturur mu? İçine oturacaksın. Ödüm koptu. Evet. Bir de şu ailemin ayağında. Allah aşkına bir de elektrik oluşturma şu anda ayağımın altında. Dur. Evet, motorumuzu tak. Baba çok dengesiz duruyorsun ha. Vallahi baba devrileceksin ha. Durdu. Duman çıktı. Ben bunu nasıl kullanırım çok merak ediyorum. Annemi bırak, ben bile korkabilirim şu anda buna binmeye. Gayet güzelmiş ya. Vallahi iyiymiş. Yalnız alışmak gerekiyor tabii. Değil mi?
Hoppa, kaza. Halata da tutun, oluyor mu ya burada? Rahat. Motorumuz çalıştı. Test sürüşü de yaptık. Her ne kadar... Bir dakika. Test sürüşü de yaptık. Her ne kadar marinanın içindeki suya düşme riskine riskinle karşı karşıya olsak da öyle bir deneme turu yaptık. İyi, güzel, gayet güzel gidiyor, çekiyor. Biraz sağa çekiyor gibi geldi bana. Sen sağ oturduğun için oturma olabilir mi? Ama motor gayet iyi. İlk baştan güzel çalıştı. Hemen bir kere de çalıştı. Sonra burada 2-3 defa çekmek zorunda kaldım. O da motoru bilmiyoruz, tanımıyoruz. Hafif gazı açınca tak diye çalıştı. İyi, gayet iyi bence. Ama ağır ya. Hani bu 5-6 beygir, niye 10 beygir almadın diyenlere duyurulur. Gerçekten kolay değil. Bir denemeniz lazım böyle bir motoru. Çünkü benim komşum mesela küçük bir vinçle indiriyor motoru. Ha, vinç var. 5 beygir mi ne motor var. Tek başına indiremiyor yani elinde. Ama ya indiremez. İnmez, çok ağır. Bu bile 15 kilo mu 16 kilo mu öyle bir şey benzininle beraber. Yani 1,5 litre benzin de alıyor, 2 litre. Aha. Ya 16 kilo falan oluyor. Ya o da az değil yani, ben düşünemiyorum. Neyse. Şimdi mola. Mola veriyoruz. Ben bunu bağlayayım kenara. Sonra birazdan görüşürüz. Motorumuzu başarıyla test ettik. Ufak bir tur attım marinanın. Teknenin önünde marinada. İnşallah uzun yıllar bizimle arkadaşlık yapar ve bize baş ağrısı yaratmaz. Bakalım, göreceğiz. Bazen derler ya, ucuz etin yahnisi yaman olur. Biz de ya, ucuz almadık ama uygun fiyata bir motor sahibi olduk. Bütçemizin el verdiği şekilde inşallah da sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Göreceğiz, zaman gösterecek, size de iletmeye çalışacağız. Hadi yerine takalım. Takalım derken evet, yani. Evet, şimdi yerine takalım diyor Meltem de. Yani baba yerine takar mısın diyor aslında. Evet. Nasıl yapacağız? Dur. Buradan. Özlem arıyor. Aman dur. Evet, gayet ağır ama yine de yapılmayacak kadar değil. Tabii sıkıştırmayı unutmuyoruz. Bunun dalgası var, rüzgarı var. Sağlam bağlamak gerekiyor. Yoksa 3000 lira denize iner. Cımbırlap. Bir daha da. Onlar bir kere tuzlu suya batınca bozuluyor değil mi? Ya tuzlu suya girerse, çabuk çıkarırsan gene de söküp dağıtıp tekrar şey yapmak gerekiyor. Tuzu temizlemen gerekiyor. Temizlemek, bakımını yapmak gerekiyor. Onun için düşmemesi tabii daha mantıklı. Botu şimdi yerine tekrardan koyuyoruz. Barço tekniğimizi de sıfırdan yelkenci olmak kanalından öğrendik. Dur, önce şu şuradan geçireyim. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Evet. Gayet güzel anlatmış. Vallahi başka kimseden anlayamamıştım. Yalan yok. Hani Mehmet'e anlatır gibi anlat. Anlatır gibi. Şimdi buradan mı geçireyim? Oradan geçir. Ah, net alamadık. Net alamadık. Çünkü çıkış yaparken bu bizi biraz... Çıkış yapar, ben gevşetirsin. Neyse, o zaman bugünlük de videomuzun sonuna geldik diyelim. Seyre çıkacaktık, o kısmı yapamadık. Bu kadarlıkla yetinelim. Önümüzdeki hafta videomuza görüşmek üzere diliyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil tuşuna basıp her hafta yeni video bildirimini almayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Evet, görüşmek üzere diyorum.